Diferansiyel denklemleri çözmenin pek çok kestirme yolu vardır ve bu videoda size o kestirme yollardan birini göstereceğim. Bu yöntemi pek çok farklı yerde kullanabilirsiniz. İleride matematikçi veya fizikçi olursanız henüz çözümü olmayan bazı soruların olduğunu göreceksiniz. Öğrencilik döneminde çok daha kolay soruları çözmek için kullandığınız bu kestirme yöntemler çözümü olmayan sorularda da kullanılıyor olabilir. Diferansiyel denklemler dersiniz varsa sınavlarda da işinize yarar öğrenmeniz iyi olacak. İşte bu videoda integrasyon faktörünü öğreneceğiz. Şimdi diyelim ki elimizde şöyle bir denklem olsun. Diferansiyel denklemimiz şöyle olsun. 3 x y elimden geldiğince düzgün yazmaya çalışacağım. Artı y kare artı x kare artı x y çarpı y'nin türevi eşittir 0. Önceki videolarda gördüğümüz üzere x ile y'nin bir fonksiyonunu onun yanında da x ile y'nin bir fonksiyonunun y'nin türevi ile çarpılmış halini içeren ve bunun sıfıra eşit olduğu bir denklem görürsek bir tam diferansiyel denklem olabileceğini düşünüyorduk değil mi? Tam diferansiyel olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Bu fonksiyonun evet y'ye göre kısmi türevini alırız x ile y'nin bu fonksiyonuna m diyelim. Bu fonksiyonun y'ye göre yani m'nin y'ye göre kısmi türevi 3x artı 2y'dir değil mi? Bu fonksiyonda n olsun. n fonksiyonunun da x'e göre kısmi türevini alacağız ki 2x artı y'dir bu da. Bu denklemin tam diferansiyel denklem olması için m'nin y'ye göre kısmi türevinin n'nin x'e göre kısmi türevine eşit olması gerekiyordu. Ama daha görür görmez fark ettik ki bunlar birbirine eşit değil. Evet, eşit değiller. O halde bu denklemin bir tam diferansiyel denklem olmadığını söyleyebiliriz. Peki, bu denklemin her iki yanı ile çarptığımda bu denklemi tam diferansiyel denklem haline getiren bir katsayı olabilir mi? Bu katsayıya mü diyelim. Seviyorum bu harfi. Bu denklemin her iki yanını da bir mü fonksiyonu ile çarpacağım ve onu tam diferansiyel denklem yapan bu mü'yü bulmaya çalışacağım. Her iki yanı da mü ile çarpalım. Durumu basitleştirmek adına şunu da hemen ekleyivereyim. Mü x ile y'nin bir fonksiyonu olabilir. Sadece x'in bir fonksiyonu da olabilir veya y'nin bir fonksiyonu da olabilir. Ben x'in bir fonksiyonu olduğunu varsayacağım. Siz de y'nin bir fonksiyonu olduğunu varsayıp bulmayı deneyin. x ile y'nin fonksiyonu olduğunu da varsayabilirsiniz. Ancak bu durumda işi çözmek çok daha zor olacaktır. Fakat bu böyle bir fonksiyon olmayacağı anlamına gelmez tabii. Şimdi mü x'in bir fonksiyonu olsun. Eşitliğin her iki yanını da onunla çarpalım. mü x çarpı 3xy artı y kare artı mü x çarpı x kare artı xy çarpı y'nin türevi. Sıfırın herhangi bir fonksiyonla çarpımı neye eşittir? Tabii ki sıfırdır. Sıfır çarpı mü x, evet sıfırdır. Eşitliğin sağ yanını da mü x ile çarptım, unutmayın. Buradaki amacımız neydi? Denklemin her iki yanını da mü x ile çarparak onu tam diferansiyel denklem yapmaya çalışıyoruz. Altını çizdiğim bu fonksiyon bizim yeni m fonksiyonumuz. Bunun y'ye göre kısmi türevi altını çizdiğim bu fonksiyonun x'e göre kısmi türevine eşit olmalı. Peki bu fonksiyonun y'ye göre kısmi türevi neye eşittir? x'in bir fonksiyonu olan mü x'in y'ye göre kısmi türevini alırsak, değil mi? y'ye göre kısmi türevi alırken x'i veya x'in bir fonksiyonunu sabit bir sayı olarak düşüneceğiz. O halde bu fonksiyonun y'ye göre kısmi türevi mü x çarpı 3x artı 2y'dir. Bu fonksiyonun y'ye göre kısmi türevini yazdık. Peki bu fonksiyonun x'e göre kısmi türevi nedir? Burada çarpım kuralını kullanacağız. İlk terimin x'e göre türevini alacağız. x'e göre kısmi türev aldığımız için mü x'i bir sabit olarak kabul edemeyiz artık. Mü x'in x'e göre türevini alacağız. Mü'nün x'e göre türevi bu arada mü Yunanca bir harf ve benim çok sevdiğim bir harftir ayrıca. Mü'nün türevi çarpı ikinci ifade yani x kare artı x y artı. İlk ifade çarpım kuralını uyguluyoruz unutmayın. Mü x çarpı ikinci ifadenin x'e göre kısmi türevi. Satırda yer kalmadı alta yazayım. Çarpı 2x artı y. Her iki yanı da mü ile çarparak oluşturduğum bu yeni denklemin bir tam diferansiyel denklem olabilmesi için aşağı yazdığımız bu iki ifadenin birbirine eşit olması gerekiyor. Asıl amacımızı hatırlayalım. Bu iki ifadenin eşit olduğunu kabul edip ardından mü'yü bulmaya çalışacağız. E hadi başlayalım. Sol yanda mü x çarpı 3x artı 2y var. Bu gösterdiğim ifadeyi her iki yandan da çıkaralım. Eksi mü x çarpı 2x artı y. Diferansiyel denklem sorularının çoğunda böyle işlem kalabalığı vardır. Yığınla cebirsel işlem yaparsınız. Bunlar eşittir. Geriye ne kaldı? Sarı ile yazayım. Eşittir. Yer yetmeyecek. Biraz daha aşağı yazayım. Eşittir. Burada kalan ifade. Yani mü üstü x çarpı x kare artı x y. Burada mü x parantezine alırsak ne olur? Mü x çarpı 3x artı 2y eksi 2x eksi y eşittir. Mü'nün türevi yani mü'nün x'e göre türevi çarpı x kare artı x y. Sadeleştirelim bakalım birazcık. mü x çarpı 3x eksi 2x x eder. 2y eksi y y eder. Yani x artı y eşittir. Sağ yanı da biraz sadeleştirelim. Eşittir. Mü'nün türevi bunları x parantezine alalım. Bunu yapma nedenim x parantezine alırsam elimde x artı y şeklinde bir çarpan olacak gibi görünüyor. Mü'nün türevi çarpı x çarpı x artı y x çarpı x artı y, x kare artı x y'ye eşittir. İşte bu yüzden x parantezine aldım ve her iki yanda da x artı y oldu. Şimdi her iki yanı da x artı y'ye bölebilirim. Her iki yanı da x artı y'ye bölerek bunun sıfır eşit olmadığını varsaymış oluyoruz değil mi? Denklemimiz gayet güzel sadeleşti. Mü x eşittir, mu'nun türevi çarpı x. Benim beynim şuna daha yatkın olduğu için şimdi gelin bu denklemi mü'nün üstüne bir çizgi koyarak değil de integral operatörü kullanarak yani d mü bölü dx biçiminde yazalım. Hadi bakalım, mu x eşittir d mu bölü dx, yani mü'nün x'e göre türevi çarpı x. Bu gördüğünüz bir ayrılabilir diferansiyel denklem, daha genişini çözmek için kullanılan bir alt diferansiyel denklem de diyebiliriz. Bizim amacımız integrasyon faktörünü bulmak. Gelin, her iki yanı da x'e bölelim. Mü x bölü x, bu gördüğünüz bir ayrılabilir diferansiyel denklem eşittir d mu bölü dx. Şimdi her iki yanı mü x'e bölelim. 1 bölü x eşittir 1 bölü mü. Burası aslında mü x ama kısaltmak amacıyla mü olarak yazdım. Çarpı d mü bölü d x. Yana doğru devam ediyorum. Her iki yanı da dx ile çarparsam 1 bölü x çarpı dx eşittir 1 bölü mü çarpı d mü. Eşitliğin her iki yanının da integralini alırsanız elen mutlak değer x eşittir, elen mutlak değer mü eşitliğine ulaşırsınız ama onu yapmaya bile gerek yok aslında bakınca anlaşılıyor. x müye eşit. İkisi aynı şey. Eşitliğin her iki yanındaki ifadelere baktığınızda örneğin x'in yerine mü yazarsak diğer ifadeyi elde ederiz. O halde şunu rahatlıkla yazabiliriz. Mü x eşittir x mü x'e eşittir. İntegrasyon faktörünü bulduk. Dilerseniz her iki yanın integralini alıp doğal logaritma fonksiyonundan da gidebilirdiniz. Yine aynı sonuca ulaşacaktınız. Biz iki ifadeye bakıp sezgisel olarak mü'nün x'e eşit olduğunu görmüş olduk. Bu eşitliğin her iki yanı birbirinin aynı. İntegrasyon faktörünü bulduk ama süremiz de doldu. Bir sonraki videoda integrasyon faktörünü kullanacağız ve onunla ilk başta bize verilen diferansiyel denklemi çarpacağız. O denklemi tam diferansiyel denklem haline getireceğiz ve tam diferansiyel denklemler nasıl çözülürse işte öyle çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.